Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahallenizin nalburuna, House Flipper'a hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son bir ev satmıştık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tarayıcıdan yeni bir ev almak istiyorum. Büyük eve dediğim gibi şu an girmek istemiyorum. Sıkıcı ev diyor. Şu sıkıcı evi alalım bakalım. Sıkıntılı bir ev, evet, belli. Hemen satın alalım. Burada bir temizlik yapalım. Gidelim evimize. Öf. Ev bayağı dağınık. Grafiti yapılmış. Bu evi güzelce... Oy 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 oy. Sen ne yaptın be abicim? Daha başlar başlamaz. İlk önce dışarıdaki pislikleri, çöpleri temizleyeceğim. Bir dakika. İlk önce şu satı şeyini alayım. Daha rahat olur. Şuraya bak ya. Hayret bir şey yani. Var mı başka bir yerde? Yok. Şurada var. Bunlar grafiteler. Öf 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 öf. Ne yaptın abi sen burada? Cinayet mi işledin? Ne bu? Burada bir... Aa, alt katı var. Ay 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 ay. Abi ne yaptınız siz burada böyle ya? Tamam, orası kirli. Burada bir ufak oda var. Güzel. Abi bu nedir ya? Bu nasıl bir pisliktir ya? Yani bir şey boyunca full adam bana şey temizletecek. Şişe temizleyecek. Şuraya bak. Leş gibi ev. Bu kadar şişe ne ya? Adam yememiş, içmemiş. Sat abi, sat. Bütün eşyayı sat. Ben bu adamın eşyalarını istemiyorum. Yeniden kuracağız bu evi de. Pizzayı bir dilimini yemiş, gerisini bırakmış. Ne bu ya? Şuraya bak. Ay 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 ay. Üf. Burası bahçeye çıkıyor. Abi bu nedir ya? Yalnız her yer grafiti ya. Hakikaten yani arkadaşlar dediği kadar varmış. Sıkıcı ev ya. Şuraya bak adam. İçtiği bıraktığı yerde. İçtiği. Sat bunu da, sat bunu da. Bu nasıl bir duvar yapısı ya? Allah Allah. Şuraya bak arkadaş. Sat şunu da. Sat 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 sat. Abicim bir dakika bekleyeyim ya. Bak yanlışlıkla şeyi de sattık. Şuraya bakar mısın ya? Takacağız, radyatör de takacağız. Yanlışlıkla sattım ben onu ya. Böyle bir rezalet görmedim ben ya. İçmiş atmış, içmiş atmış. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Sat şunları. Bu adamın eşyalarını istemiyorum. Mutfak rezalet. Mutfağı yeniden yapacağım. Ben bunu gerekirse video dışında da temizleyebilirim yani. Bu kadar temizlik. Sat abi. Şuraya bak. Her taraf şişe. Şuraya bak. Oy 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 oy. Tamam abicim. Koyacağız. Sadece bir yatak odasıymış. Yapacağız. Cengiz sana yok ev. Oyunun başından beri gıcık kaptım sana. Sana ev yok. Yanlışlıkla şunu satmayalım da. Heh. Adam içti. Yalnız kolum acıdı ya. Bas 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 bas. Harbiden parmağım ağrıdı, kolum ağrıdı yani. Bas çek, bas çek. Dolap güzelmiş ama satacağım. Hiçbir şey bırakmayacağım bu evde. Şuraya bak. Şuraya bak ya. Nasıl olsa çok paramız var arkadaşlar. Sıkıntımız yok o yüzden. Radyatörü satmak istemiyorum. Ya burada ne arıyor bunlar ya? Allah aşkına ya. Bu nasıl bir pislik ya? Temizlik yüzünden bitti mi? Hele şükür. O çiçek dursun. Bakalım. Tamam. Aşağısını temizledik. Burayı temizledik. Burayı temizledik. Sıra geldi. Normal temizliğe. Şimdi alalım bunu elimize. Temizle abi. Şuraya bak. Kan iç, kan mıdır? Yoksa başka bir şey midir? Anlayamadım ben bunu. Bu kadar bir pislik hayatım boyunca görmedim ben ya. Bu ne ya? Şuraya bak, duvarlar boyalı.
Yazı yazmışlar, grafiti yapmışlar adamlar. Burası %100 öğrenci eviydi. Bence öyle. Çünkü böyle grafiti yapacak insan çok zor. Şuraya bak, neler yazmışlar ya duvarlara. Neden bakmadınız? Biz ne yapıyoruz abicim? Bak, rezilliğin icabına bakmaya çalışıyoruz. Şuraya bak, insan gibi kirletmemişler ki. İnsan değil bunlar, şuraya bak. Evin dışını da temizleyeceğiz şimdi işçi yoktan. Şuraya bak, her taraf grafiti. Her taraf. Tamam. Şunu da sil. Başka yok değil mi burada? Şöyle bakıyorum. Orayı sonra içeriden sileceğim. Bunlar içeriden herhalde. Evet, içeriden. Tamam. Siz nasıl bir psikopatsınız arkadaş? Hayret bir şey ya. Burası tamam. Bu odada neresi kaldı? Şu cam kaldı. Camı sil. Bir dakika, pencereyi temizleyince çıkacak mı ki? Ha, çıkıyor. Oo, bu arada şeyimiz de büyümüş. Pencere sileceğimiz de büyümüş. Güzel. Tamam. Pencereleri en son sileceğim her zamanki gibi. Bir bölümde şeyi söylüyordum tam. Bir bölümde pencereleri silmeyi unutmuşum. Bir arkadaşımız uyardı. Teşekkür ediyorum ona. Ama geçti artık onu. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Mecburen sattık öyle evimizi. Bakalım başka neresi pis burada. Yerlerde bir pislik gözüküyor ama tavanlarda mı acaba pislikler diye bakıyorum. Şuranın pencerelerini silelim hemen. Güzel. Hemen burayı da silelim. Güzel. Burada bir sürü pislik var gözüküyor. Ama neresi belli değil. Bazen baka girebiliyor. Ha, bakın buradaymış. Tuvalete bak ya, cinayet işlenmiş gibi. Bu nasıl bir pislik arkadaş? Şuraya bak, lavabolar falan. Bunları değiştirmeyeceğim. Bunlar güzel. Bunu çok beğendim yalnız ben. Çok güzel siliyor. 10 numara ya. Buralarda kalmasın bir şey. O yan odada niye kaldı? Hala bir fikrim yok. Bak, şurada bir şey varmış. Ne varmış? Klima kadarı varmış. Şurada bir pislik kaldı. Şurayı hemen silelim. Tabi bak, siliyorum çıkmıyor. Bunlar bug hatası arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. Bug hatası bunlar. Bunları istediğiniz kadar silin, çıkmıyor bunlar. Yani istediğinizi yapın, çıkmıyor. Bunları videoya, yani oyuna girip çıktıktan sonra düzeliyor bunlar. Alt kata inelim. Alt katta da kirlilikler vardı. Temizle abi. Keşke şey alabilseydik ya. Geliştirme alabilseydik. Neyse. Burası neymiş? Tamam. Şimdi ev temizlendi. İlk önce şu camları silelim. Hop. O camı temizledik. Burayı temizle. Sanki hiç temizlenmemiş gibi duruyor ya. Tamam. İnşallah bu evde de bir sıkıntı yaşamayız şey gibi. Bir tane evde buna benzerdi. Burada hani mutfağı vardı da cinayet işlenmiş ev. Evet, hatırladım o bölüm evi. Arkadaşlar, o oyunu oynarken bir anda bug'a girdi ev ve bir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Şimdi ilk önce radyatör alalım. Dükkana gir. Radyatör. Ama bir dakika, radyatör deyip şöyle monte edebilir büyük radyatör almak istiyorum buraya. Hemen bağlayalım. Güzel. Bunu da bağla. Tamam. Bu tamam. Bunlar tamam zaten, bir sıkıntısı yok. Bu da tamam. Klima takacağım. Klimalardan yana sıkıntımız yok. Sök abi. Artık bunlarda ustalaştım. Hepsini bağladıktan sonra sıkacağım. Yani
Oyunu belli bir oynadıktan sonra anca ustalaştım. Dediğim gibi benim elektrik korkum vardır. Gerçek hayatta asla priz değiştirmem. Ampul bile zor takarım. Bunu söyleyeyim. Bu tamam. Şimdi burada başka ne var? Klima. Tamam. Klimaları takacağım. Bu odada başka ne var? Bir tek klima kaldı. Klimayı takacağız. Başka da bir şey yok. Kirlilikler gözüksün sorun değil. Kapılar açık dursun. Şu kapıyı kapatabiliriz. Burada herhangi bir şey havlupan. Havlupan. Bir dakika onlar tertibat bölümünde değil mi? Tertibat bölümünde. Al hemen havlupan. Abi birleştir hemen. Arka şeyi. Evet. Evet. Bunu da taktık. Hemen rekorlarını bağladık. Vanamızı taktık. İş bitti. Şurada ne varmış? Bu tamam. Bağlı. Ha şuradaki priz. Tamam. Sökelim hemen. Abi tak hepsini. Bütün hepsini tak. Heh. Öyle sık vidalarını. Tamam. İçine yerleştir. Tamam. Vidalarını sık. Kapağı yerleştir. Vidasını sık. Tamam. Ya banyo güzel. Banyoyu değiştirmek istemiyorum. Banyo çok güzel. Direkt. Burası dış kapıydı. Bunu bırak. Alt kapıyla bir işimiz yok şu an. Şurayla başlayalım. Klimayı takalım. Klima. Klima daha önce takmıştık ama bu oyunda nasıl takıldığını unuttum açıkçası onu söyleyeyim. Gene uğraştırabilir bizi. Evet. Şimdi. Bunu tak. Bunu tak. Bunu tak. Şunu da tak. Heh. Bunu da tak. Bunu da tak. Bunu da tak. Şu beyazı da tak. Tamam. Hemen vidalarını sıkalım. Bununla bitmiyor arkadaşlar. Arkasından bir tane daha bir şey var. Onu sıkacağız. Şunu sık. Bunu sık. Tamam. Heh. Tamam. Kapağını da taktık. Tamam. Klimamız tamam. Şu odada bir tane klima vardı. Hemen ona da bir tane klima alalım. Birleştirelim güzelce. Gerçek yaşamda klima hiç takmadım. Bunu söyleyeyim. Nasıl da takıldığı hakkında bir bilgim yok. Bağla hepsini abim. Güzelce bağla. Evet. Ustaların ustası. Tolga ustanız. Ayağınıza geldi. Her türlü tamirat, tadilat işleriniz itina ile yapılır. Memnuniyetle teslim edilir. Evet. Bundan sonra klimadan yana da sıkıntı yaşamayız. Ama dediğim gibi elektriğe asla elimi sürmem. Burada herhangi bir eksik yoktu. Bakayım yok. Tamam. Hatta bir dakika ışığı nasıl yanıyor? Işığı bir yaksaydık. Nasıl ya? Bunun ışığı yanmıyor mu? Buraya düğme koymamış mı bu adamlar? Abi de bu niye böyle? Allah Allah. Neyse. Düğme koyalım biz buraya. Ha buradan mı yanıyor? Yo. Bir tane tertibattan düğme alalım buraya. Hı, şöyle yansın ya. Tamam. Bu burada dursun. Bunun buraya olacağını sanmıyorum. Bir yakayım ışıkları. Az ışık veriyor bu. Bunu değiştiririz. Şimdi aşağıda herhangi bir takılacak bir şey var mıymış? Yok. Işığını yakalım. Tamam. Bunu buradan çıkartıp buraya atölye yapabiliriz. Hatta bunları satalım mı? Satmayalım. Kullanırız. Başka bir şey de kullanırız. Yerini değiştirelim şöyle. Evet. Orada ama şeyler var. Bir dakika onu şöyle koyalım. Buraya çok güzel bir atölye yaparız. Bak burada bir kir gördüm. Hemen temizleyeyim. Tamam. Şimdi. Dediğim gibi bu odadaki kirleri hiçbir zaman göremeyeceğiz. Gene de deneyeyim. Bak bir tanesini aldık.
iki tane kir kaldı. Onu da asla bulamayacağım. Kesinlikle bulamayacağım, eminim. Onu aldık. Bir tane de şurada bir yerde var. Artık onu da nerede görürüz bilmiyorum. Aldık. Oh be, tamam. Orası bitti. Şimdi şuraya yatak odası mı yapsak? Yoksa bir dakika. Burası dışarısıydı. Banyo. O zaman buraya mecbur yatak odası yapacağız. Buraya mutfak yapacağız. Yatak odasını bu bölüm bitirelim o zaman. Yatak odasından da bahçeye çıkış iyi olmaz ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bunun camlarını silmişiz. Güzel. Şimdi mobilya bölümünden yataklar. Duvarları boyasam mı? Karar veremedim. Boyamayacağım duvarları arkadaşlar. Yani bir belki şöyle duvarları boyamayacağım ya. Sadece mobilya alıp satacağım bu evi, öyle söyleyeyim. Duvarları boyamaktan vazgeçtim. Şu Hermes yataktan alalım gene. Bu sefer şöyle farklı bir renk pelesenk alalım. Beyaz ve gri olsun. Biraz değişik olsun bu ya. Evet, burası güzel oldu. Şuraya da ufak bir şey alalım. Dolap alalım. Dolaplar. Şu olur. Renk olarak da şimdi bu pelesenkse renge güzel durmaz. Ceviz alalım mecburen. Evet, güzel duracak. Bu da güzel duracak. Evet, duvara sıfır oldu gibi. Biraz daha şöyle. Heh. Tamam. O kadarlık bir açıklık normal mi? Ona bakacağım. Normal arkadaşlar, daha fazla olmuyor. Tamam. Güzel oldu. Aslında bir dakika, bu kapıların hepsi... Bir dakika. Güzel. Yani en fazla açılabileceği burası. Şuraya bu sefer bir şey yapmak istiyorum. Ne derler ona? Makyaj masası tarzında bir masa istiyorum. Klasik yazı masası demiş. Şifonier, komodin... Masalarda dur bakayım. Standart masa, Anna masa değil. Yani şöyle makyaj masasına yakın. Burada da masalar var. Bakayım böyle makyaj masası tarzı bir masa. Yemek masası çok büyüksün. Yani şuradaki masalar ya da bir dakika, dolaplar kısmında var mı? Ona bir bakalım. Değil. Değil. Aa, makyaj masası. Bulduk ya sonunda. Abi. Koyu kırmızı diyor. Beyaz olmaz. Koyu kırmızı alalım. Ha yok, burası da siyah diyorsun, kırmızı çıkıyor. Kahverengi diyorsun. Ha, siyahı gösteriyor. Aa, bir dakika, kahverengi. Koyu kırmızı, siyah. Evet. Böyle güzel durdu. Güzel. Evet. Biz her ne kadar kendimizi göremesek de bir tane de güzel bir sandalye alalım ona. Böyle eski ama çok pahalı bir sandalye istiyorum şöyle. Eski ama çok pahalı bir sandalye. Sallanan sandalye olmaz şimdi oraya. Böyle şık bir sandalye yok mu? Böyle eskimsi ama klasik sandalye olabilir. Şu güzel duracak gibi ama yok ya. En pahalısı da şu klasik sandalye. Yani. Bunu alalım. Rengini siyah. Siyah turuncu. Kırmızı. Siyah olmaz mı? Nasıl duracak? Oldu be. Bir dakika. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldu. Aşırı güzel oldu. Buralara şimdi perde uyduramayacağız büyük ihtimalle.
Şuradan duvarlara girip boyalar, kaplamalar, sıvalar değil. Döşeme, yer kaplamaları değil. Kapı ve pencerelerden perdeler ve jalüziler. Şu jalüzilerden yapmak istiyorum. Eğer arkadaşlar bir arıza, bir sıkıntı çıkmazsa bir sonraki bölüm büyük ihtimalle bitiririz. Şimdilik bu kadar olsun. Buranın ışığı şuradan yanıyor. Tamam, ışığı da çok güzel. Tamam, yani gayet güzel oldu. Yatak odamız tamamdır. Hatta şuraya bir tane de gece lambası türünde. Bir dakika, lambalar. Şöyle ayaklı küp abajur. Evet, bak şuraya çok güzel duracak bu. Evet. Tamam, küp abajurumuzu da aldık. Bence bu kadar yeterli. Şöyle dışarı çıkıp sonlandırmak istiyorum. Şöyle köşeye. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Niye çok sık atmadığımı her defasında söylüyorum. Dediğim gibi şuradan çıkayım. Niye çok sık atmadığımı göstereceğim. Çık şuradan. Garden DLC, yani bahçeyle ilgili yapabileceğimiz ekipmanlar çok yakında gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam 16 Mayıs gibi bir 10 gün kadar bir şey kaldı. O yüzden çok sık atmıyorum ama şey de yapmıyorum, yani mağdur da etmiyorum kimseyi. Dediğim gibi şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.